Bizim gibiler için de genel olarak hatırlarsınız dergide falan görmüşsünüz birçok insan kullanmıyor işte. Bunlar sapık. Neden satmış, ne olmuş? Bakıyorsunuz, satma nedir? Sormak lazım, kızmaya lüzum yok. Neyi kastediyorsun? Eğer Kur'an'daki tabiriyle atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolda yürümekten sapmışlığı, sapıklık diyorsanız, daha ben sapık. Yani o sapmayı yaptım. Hakikaten yaptım. Fakat ben bu sapmayı peygamberden öğrendim. Peygamber de atalarının üzerinde yürüyüp bulduğu yoldan sapmış. Nereye? Kendisine gelen vahyin gösterdiği yola, tarafa sapmış. Öyle değil mi? Buna sapıklık diyorsanız, vallahi böyle sapıklık kumar başında yani. Herkes sapsın. Herkes doğruya sapsın da doğru üzerinde yürünülür. Herkesin yürüdüğü yol haline gelsin. Ama suçlamak için adam sizi kendisi sapıklıkla olduğu halde sapıklıkla suçluyor. Kendisi vahyin üstünde yürümekten ziyade atalarının üzerinde yürür gördüğü yolda yürüyor. Ondan sonra da size mesela işte sapık diyor. Tıpkı bir papağanın mesela bir insan papağana dese ki sen akılsızsın yani beyinsiz kuş. O da aynısını tekrar ediyor. Beyinsiz kuş diyor. Kim beyinsiz olan? Ben insanım. Ne beyin varsa ne bileyim. Bir farkında değil yani. Papağan, nasıl papağanın bu tavrı insanı güldürüyorsa. Şu düşünce güldürme bu. Onun gibi ben sapık diyor. Mesela şu anda burada bulunamadı ama daha evvel bazılarınız tanıdı sanıyorum. Yasemin Kahraman diye bir kardeşimiz var. Beyi var, Ziya Kahraman. Bunlar da nerede? Kasruhiye'ye yakın bir şehirde galiba oturuyorlar. O Cemalettin Kaplan'a telefon etmiş bir gün. Yani irtibasını da birinci sayıdan beri abonesi. Beyi de kendisi. Hayır. Ondan sonra demiş işte İktibas dergisini okuyabilir miyiz hocam konuştuktan sonra filan. Hocam demiş ki aynen için geldiğinde demiş. Dört ayı da söyledi. Şimdi Semra Gül'ün evinde bulduk galiba. Demiş o dergi sapık. Tabii bu kadarla iktifa edeceğini sanmış hoca. O sormuş tekrar demiş. Neresi sapık hocam? Bilelim. Deyince o işte delil göstermek durumunda. Demiş o sakala şalvara karşı o demiş. Hocam demiş sakala şalvara karşı olmak sapık diyebilmek için yeterli mi bir insan? Sen demiş beni imtihan mı ediyorsun? Çat kapat. Aç ağzını. Tükürüyüp ben bir ömrüm boyunca kerametli yaşadım. Öyle sanıyor. Millet artık akıllandı. Olmaz çalışan. Öyle hoca söyledi. Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Kitap yazıyor. Yok. Düşünmüyor. Ne hakikaten öyle. O şalvar giymiyor diye bir adam sapıksa. Nasıl sapık? Nasıl? Pes. Pes.